Yüz eser. Kaplumbağalar. Fakir Baykurt. Bu bizim toprak, Mahmudiye toprağının aynı. Kuşları, böcekleri aynı. Kura çorağı aynı. Aynı güneşin verdiği iklim. Eskiden beri bizim köy hep böyle mi acaba Abbas emmi? 300 yıldır hep susuz, ağaçsız mı? Ben diyorum bu topraklarda bağ olur Abbas emmi. Çünkü her şeyi Mahmudiye toprağının aynı. Yahu Rıza, sabahtan beri lafı dolandırır durursun. Bağ dediğin bakım ister. Bakım oldu mu kıraç yerde bilmem olur mu? Ne diyorum bak Abbas emmi. Şu bizim purluk var ya, bağ için birinci. Güzel bağ olur burası. İş ki komşuların aklı ersin. Ha, purlukta bağ olacağını aklım erer. Hem de burada afat bağ olur Rıza. Bir karış altı pur taşı, onu ne yapacağız? O zaman kötü. Taşlar asmayı sıkar. Otların aynı olması da çok iyi. İyi olmayan sadece pur taşları. Ben sana bir şey diyeyim mi Abbas emmi? Pur taşı olmasa da bağ yapacağın yeri beline kadar kazıp alt üst edeceksin. Koşul bu. Çukur kazacaksın yani. Oo, her yerini alt üst edeceksin. Bütün tarlayı mı? Bütün tarlayı ya. Hadi oradan. Olacak iş söyle. Bütün tarla nasıl alt üst edilir? Sadece asma dikeceğin yeri etsen yeter. Alt üst edilmiş toprak suyu toplar. Hem de saklar. Bizim komşular bunlara inanır mı Rıza? Kaplumbağalar, Türk köylüsünün çalışma azmine olan inancının romanıdır. Hiç sürülmemiş... İstersen önce Fakir Baykurt'u tanıyalım, daha sonra Kaplumbağalar romanına devam ederiz. Elbette. Asıl adı Tahir olan Fakir Baykurt, 15 Haziran 1929'da Burdur Akçaköy'de doğar. Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından olan ve edebiyatta gerçekçi yaklaşımı benimseyen Fakir Baykurt, 1943'te Akçaköy İlkokulu'nu, 1948'de Gönen Köy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra bir süre köy öğretmenliği yapar. 1955'te Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirir. Sivas, Hafik ve Şavşat'ta Türkçe öğretmeni olarak çalışır. Ankara'nın ilçelerinde ilköğretim müfettişliği de yapan yazar, 1962-63 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Bloomington, Indiana Üniversitesi'nde ders araçları konusunda uzmanlık eğitimi görür. Milli Folklor Enstitüsü uzmanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı'nda danışmanlık gibi görevlerde bulunur. 1979'da Almanya'da Yabancı Çocuk ve Gençlerin Teşviki ve Bölgesel Çalışma Kurumu'nda eğitim uzmanı olarak çalışır Fakir Baykurt. 11 Ekim 1999'da Almanya'nın Essen kentinde hayata gözlerini yumar. Köy gerçeklerini dile getiren, köylülerin sorunlarını ele alan köy edebiyatının temsilcilerinden biri olarak tanınır. En çok ün kazanan yapıtlarından Yılanların Öcü, 1962 ve 1986 yıllarında iki kez sinemaya aktarılır. Romanlarından bazıları Irazcan'ın Dirliği, Onuncu Köy, Kaplumbağalar, Keklik, hikayelerinden bazıları ise Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Anadolu Garajı, Can Pazarı'dır. Fakir Baykurt'un eserleri yerli ve yabancı birçok ödüle de layık bulunmuştur.
Fakir Baykurt'un zamanında ilgi çekmiş ve çok okunmuş romanlarından biri olan Kaplumbağalar, yazarın düşüncede daha olgunlaşmış, üslupta yerini oturmuş, ayrıca kendi ideal köyünü hazırlamış bir dönemin eseridir. Yayımlandığı dönemde önemli sayılabilecek yankılar uyandırmış, dilinin yeniliği ve yazara özgü tiplerinin iyice belirdiği bir eser olmuştur. 1983'te tiyatroya da uyarlanan Kaplumbağaları Fakir Baykurt şu sözlerle anlatmaktadır. Bu roman, her tür teknik ve elektronik araçların büyük gelişmeler gösterdiği ve üretkenliğin alabildiğini arttığı bu dünyada, yiyeceği, yıllık zahireyi yanıp kül olmuş topraklardan parmaklarıyla toplamaya çalışan ve varlığını sürdürebilmek için istekle üreten Türk köylüsünün hayatından bir kesittir. Fakir Baykurt, köylü, işçi ve bölge lisanı son derece zengin ve ifadeli bir yazardır. Yazar, mahalli kelime ve deyimleri ustalıkla kullanmaktadır. Bunun için bazen aşırıya kaçan ve gülünç dahi olabilecek şive taklitlerini pek sık yapmaktadır. Herkesi yerine, yaşına, çevresine, eğitimine göre konuşturan bu üslubuyla Fakir Baykurt, köy hayatını işleyen yazarlar arasında öne çıkmaktadır. Tozaklı, 60 kadar balçık evden ibaret, Ankara'ya 100, Kızılırmak'a 15 kilometre uzakta, yoksul, yeşilliksiz, susuz, kıraç bir köydür. İnsanları cana yakın ve uyum içinde olmasına karşın yoksuldur. Kurak geçen yazlarda insanlar gibi köyün kırsallarında yaşayan kaplumbağalarda serinliğin özlemini çekmektedir. Köylüler yoksulluk ve sıkıntı içinde hayatlarına devam ederken, eğitmen Rıza köylülere bir öneride bulunur. Köyün yakınlarındaki Purluk denen boş araziyi üzüm bağı haline getirmeyi teklif eder. Yalnız bu arazinin her tarafı pur taşlarıyla kaplıdır. Muhtarın da yardımıyla Rıza önerisini köylülere kabul ettirir. Verimsiz, taş dolu, susuz Purluk, eğitmen Rıza'nın öncülüğüyle köylüler tarafından bir metre kadar kazılarak toprak alt üst edilir. Yalnız bağ çubuklarının temin etmekte biraz zorlanırlar. İlçeden kendilerine verilen söz yerine getirilmeyince köylü de bağ budama zamanında komşu köylere giderek oralardan güç bela bağ çubuklarını getirirler. Bağ çubukları dikilir ve 6 ay sonra üzüm bağları yetişip insanlar gibi kaplumbağalar da yeşile, serinliğe ve berekete kavuşurlar. Neşe ve eğlenceye düşkün köylüler, bağların yetişmesiyle bu ihtiyaçlarını bol bol karşılarlar. Bağ bozumu zamanı gelince köyde Kır Abbas'ın öncülüğünde bir bağ bozumu şenliği düzenlenir. Köylüler neşe içinde üzümlerini toplarlar. Bir kısmını pekmez yapıp evlerinde alıkoyarlar. Bir kısmını da saçı dedikleri adetleriyle Ankara yolundan gelip geçenlere ikram ederler. Sevgili evlatlar, değerli analar, sunalar, şimdi beni iyi dinleyin. Bağcılık pirli zanaattir. Piri Hurşut aleyhisselamdır. Yeryüzüne ilk çubuğu o çakmıştı. Tozaklılar bağcılık töresinde ilk üzümü şapur şupur yemezler. Hey, kıpraşmayın. Sessiz durun bakayım. İlk üzümü saçı kılarlar. Saçı kılmak çok iyi bir töredir. Bütün güzel töreleri unuttuğumuz gibi bunu da unutmuşsunuz. Şimdi bu töreyi biraz kitaba, biraz Tozak köyünün durumuna uydurup yenileyeceğim. İyi kulak verin bakalım. Kağnılarda, küfelerde ne kadar üzüm varsa sizindir. Ama kalburlarda, sepetlerde olanlar saçılacak. Yani üzümlüye, üzümsüze verilecek. Üzümsüz kimse yok ki. Yok mu öyle kimse? Bulacağız. Nereden bulacağız? Nereden bulursak bulacağız. Şimdi köye gidiyoruz. Elinde kalbur olmayanlar da, sepet olmayanlar da gelecek. Ne olacağını okulun önünde bildireceğim.
Bu köyün sırtı yere gelmez komşular. Zaloğlu Rüstem gelse yine gelmez. Yani bize çok çok aferin tozaklılar. Herkes burada mı? Başka gelecek yok. Dinleyin öyleyse. Şimdi kime saçı kılacağız onu söyleyeceğim. Çoluk çocuk Ankara yoluna ineceğiz. Gelip geçen yolculara vereceğiz. Anladınız mı? Yolculara saçı kılacağız. Bırakın omurtuyu. Daha akşama vakit var. Herkes gidecek mi? Evet, herkes. Kaç adımlık yol ki? Evlerde kim kalacak? Köpekler kalacak. Onlar da bizimle gelmek isterse kimse kalmayacak. İyi valla. İyi tabii. Ne sandınız? Eskiden susuz, kurak olan köy adeta dirilmiştir. Purluk bağına kaplumbağalar da akın etmeye başlamıştır. Kaplumbağalar güneşin yakıcılığından bu yeşilliğe sığınarak kurtulmaktadır. Krabbas gönüllü olarak bağın bekçiliğini yapar. Bu arada bağa giren kaplumbağalara da göz kulak olur. Onların zarar görmemelerini sağlamaya çalışır. Köye neşe ve bereket gelmiştir artık. Koyunların dişi doğurması için adaklar da adanır. Koç katımı töreni düzenlenir. Bütün köy günlerin hep böyle eğlenceli geçeceğini ümidini taşırken bir akşamüstü gökten sırrına eremedikleri bir cisim düşer. Köylü bu cismin devlete ait bir şey olabileceğini ve zarar gelirse köylüye hesap sorulabileceği endişesiyle onu alıp köy okulunun bir odasına koyarlar. Ertesi gün köye kadastro memurları gelir. Köylü onların gökten düşen cisim için geldiklerini zanneder. Fakat onlar herkesin tarlasını ölçüp köyden ayrılacaklardır. Köylü bu cisimden memurlara bahseder. Onlar da gökten inen bu cismi gördükten sonra bunun bir meteoroloji rasat cihazı olduğunu söylerler ve karakola teslim etmek üzere yanlarına alırlar. Köyden 3 kişilik bir bilirkişi heyeti seçilir ve ölçüm işleri başlar. Ölçüm işi bitmek üzereyken beklenmedik bir gelişme olur. Köylünün büyük emeklerle tımar ettiği Purluk'taki bağının devlet hazinesi olduğu ortaya çıkar. Halbuki köylü bu araziyi kendilerinin zannedip muhtar ve köy heyeti huzurunda eşit olarak paylaşmışlar. Bunu da köy senediyle kayıt altına almışlardır. Bu eserleriyle mutlu olan köylülerin sevinçleri kursaklarında kalır. Kadastro memurlarına göre bu bağ yeri hazineye ait olup kanuna aykırı olarak işlenmiştir. Komisyon bir tutanakla durumu devlete havale eder. Düzgün arazi. Buranın işi çabuk biter. Burası kimin? Köyün efendim. Maliki? Köylüdür efendim. Müşterek mi? Öyledir. Herkesin payı ikişer dönüm. Evet beyim, herkesin. Dernek kararı aldık. Herkes parmağını bastı. Tam 3 sayfa tuttu. Kimseye haksızlık yapılmadı. Öksüz oğlanın, dul karının bağı var şimdi burada. Yaz bakalım Rıza Bey. Olacık yolu mevkiinde 120 dönüm olarak beyan edilen... Her aileye ikişer dönüm düşmek üzere tertiplenmiş imar ve ihya görmüş. Allah için çok güzel imar ettik. Kaç yıl oluyor bu asmalar dikileli? Bilir kişilere soruyorum. 5 bitti, 6'ya devrildi beyim. Yani 5 yıl mı? Dikkat edin. Tekrar soruyorum. Evet. Efendim 5 yıl. 5 yıl. Yaz bakalım. 5 yıl önce dikilmiş olup... Daha önce neydi burası? Bilir kişilere soruyorum. Efendim, boş yatardı burası. Purluk derdik biz. Sanırdık bir karış altı pur taşıdır. Pur taşı yeri kitlemiştir. Ama Rıza kazdırınca gördük ki pur taşı her yerinde yok. Demek daha önce boştu. Bomboştu efendim. Yaz. Purluk tesmiye edilen, 5 yıl önce ele alınan... Peki ya, kimin burası? Yani kim tasarruf ederdi? Sen bugün burayı böyle gördüğüne bakma Emin Bey'im. Burayı adam eden bu köylüdür. Onu sormuyorum. Bu toprağın öncesini soruyorum. Burası eskiden purluktu. Ot mot bitmezdi. Kimsenin değildi. Öyle mi muhtar? Bu beyanları kabul ediyor musun? Bilir kişiler doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor efendim. Kabul ediyorum. Pekala yaz oğlum.
devlete ait tapusuz bir arazi olup imar ve ihya fiili 10 yılı aşmadığından durumun mal müdürlüğüne bildirilmesine. Ölçüm işleri yapılsın, krokisi çizilsin. Bürokratik işlerden anlamadığı için Purluk'taki bağ kaybetme noktasına gelir. Bunun üzerine köyün önde gelenlerinden Kır Abbas ilçeye giderek sorunu halletmeye çalışır. Kaymakamla görüşür ve bir dilekçeyle durumlarını arz eder. Daha sonra eğitmen Rıza da aynı işler için uğraşır. Mal müdürlüğüne, tarım işlerine, hakime, avukata başvurur. Başbakana bile bir dilekçe yazıp gönderir. Fakat bir sonuç elde edemez. Bu arada devletin arazisini kullanmaktan dolayı Tozaklı köyündeki herkese yüklü miktarda bir borç gelir. Köylünün bunu ödemeye gücü yetmez. Bunun üzerine mal müdürlüğü harekete geçer. Bu bağ işi çıkalı komşuların tadı kalmadı. Ne varmış bağ işinde? Hazır gül yüzü başbakanınız var ardınızda. Dilekçeleriniz gidip geliyor. Söyle Ömer Bey'im, eğer bir hayır haber varsa senin ağzından duyalım. Bu gece bir halay çektireyim onuruna. Başbakan dilekçenizi almış. Anlat, ne olursun anlat. Vermiş yazıcıya. Yazıcı yazmış İçişleri Bakanı'na. İçişleri Bakanı vermiş yazıcıya. Yazıcı yazmış Ankara valisine. Ankara valisi vermiş yazıcıya. Yazıcı yazmış bizim Kel Sırrı'ya. Kel Sırrı dilekçenizi cız cız bir der kenar. Aidiyeti cihetiyle mal müdürlüğüne. Gül yüzlü başbakanımız durumun incelenmesi diyor. Biz zaten incelemişiz. Elde bir kanun, bir de kesinleşmiş karar var. Kanun maddesini yazdım. Kararın suretini çıkardım. Bir mühür, bir imza yolladım Kel Sırrı'ya. Kel Sırrı yolladı valiye. Vali yolladı bakana. Bakan da yollar başbakana. Böylece kardeşim Tozak muhtarı, bugün yarın siz dilekçenizin cevabını alırsınız. Filan sayılı kanunun filan maddesine göre durumunuz hakkında yapılacak falan işlem olduğunu bildirir, gözlerinizden öperim. Tamam Ömer Bey'im, kanun önünde boynumuz kıldan incedir. Peki Tozaklılar bağlarını geri alabildiler mi? Tozaklıların bağlarına tekrar kavuşup kavuşamayacağını, dilekçelerine nasıl bir cevap alacaklarını, köylünün başka bir bağ yapma girişiminin olup olmayacağını, Kır Abbas'ın olanlar karşısında ne yapacağını, Purluk Bağ'ın akıbetinin ne olacağını merak eden dinleyicilerimize, Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar adlı romanını okumalarını salık veririz. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.